Allah. Abi siz ne iş yapıyorsunuz? Ben çiftçiyim. Çiftçi. Çiftçinin durumu daha kötü. Yatağla kaka. Yatağla kaka. Ekebildin mi bu sene? Nerede? Gübresini ektik. İşte onca. Gübre değil mi? Gübre. Bu sene baktım. Geçen sene Ocak'tan bu sene, yani Ocak'a girmek üzereyiz. 36 defa zam gelmiş. %700 zam geldi deniyordu gübreye. Giden sene baharın 2,5 milyar aldığımız gübreyi şimdi 10 milyar diyorlar. 4 katı. Gübre öyle oldu. Atla. Mazot. O zaten fırladı. Gitti. Belki de yapmayacağız yani. Bizim geçim kaynağımız da oydu. Zarar ediyor. Mahsulümüzü satamadık biz. Kabak çekirdeğine giden sene 30 liraya verdik. Şimdi yüzüne bakın. Masraflar %100 arttı. Kabak çekirdeği aynı yerinde sayıyoruz. Aynı yerinde sayıyoruz. Herkese geçti sene düşük de. Düşük. Yeni 20, yeni 25 kapıda. Liraya verdik. Irgatlık'ta. Buğday nasıl oldu lan? Buğday söyle. Buğday? Buğdayı 2 liraya verdik şimdi. 5 lira. 5 lira, 6 lira diyorlar. 6 mı çık mı? 6 lira. 6 olsa ne olacak? Çiftçinin elinden çıktıktan ya, sonra isterse 50 lira olsun, bana fark etmez. İşte önemli olan çiftçinin elinden almak. Evet, çiftçinin elinde değil. Kimlerin elinde? Yani süreye girdik. Zenginlerin elinde veya toptancıların bu işin yapanların elinde. Bir arkadaşım geldi uzun yaylada. 2420 liraya dedi buğday sattın, çok sevindim dedi. En pahalı ben sattım dedi. 2 ay sonra gittim 5000 liraya dedi tohumunu aldım dedi. Yani düşün. Bu ne yapacak onu da bilmiyoruz. Sen de benim olmazsa ekmeyecek yani. Yağış yok, gübre yok. Gübre geçten attılar da sen atamadılar. Sen atamadılar. Atamadılar. Geçten attılar da. Giden sene tam o attığı gübre 20 kilo veriyorduk dağarına. Bu şey sene yok. Hiç atmadık yani. Hiç atmadım. Hiç atmadım. Taban gübresini vermedim. Atsam da alamıyorum ki, gücüm yetmiyor.